ben seni bekliyorum. Asansörü sen durdurdun. Önce sen. Hayır Azan. Bu kez önce sen. Bu kez. Bu kez? Lütfen soru sorma. Söyle. O kendine bile söyleyemeyeceğin şey ne? Senin yüksek sesle söylemeyi bile düşünemediğin şey ne? Ben ne dediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Ben de ne dediğimi hatırlıyorum ama sen bana hatırlatıyorsun değil mi? Neden ki? Rahatsız mı oldun kendi sözlerinden? Senin kendininkilerden rahatsız olduğun kadar. Azan ne olursun laf yarıştırma artık. Lütfen konuş. Hadi. Saçmalıyorum, boş ver. Neyse. Ben diyecektim ki... eğer bana bir şey olursa... Sinan sana emanet diyecektim. Bizi birbirimize kavuşturduğun için... son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Sen... neyse boş ver sen söyleme, ben söyledim rahatladım işte. Yo, ben de aynısını söyleyecektim. Orada bana bir şey olursa sen de kardeşime iyi bak diyecektim. Söyledik herhalde. Kelimesi kelimesine. Eğer bir gün yine diri diri gömecek olursak ne söyleyeceğimizi biliyoruz artık. Aynen. Yukarıda bir şey unutmuşum ben. Şimdi aklıma geldi. Görüşürüz.
Demek böyle kuş uçmaz, kervan geçmez, şantiyede buluşmalar falan, ha? Her şeyi planlamışsınız. Maşallah. Ama bakalım Fazilet sizin için ne planladı? Bırak şu telefonu. Bırak dedim sana. Senin bu telefonla hiçbir işin yok Ağız Begemen. Beni buraya mahallemin çocuğu getirdi. Aşağıda bekliyor. 10 dakika bekleyecek. Telefonu çaldırdım, çaldırdım. Çaldırmadım, polise haber verecek. Baba oğul Egemenlerin şu kanun kaçağıyla bir araya gelip şantiyede saklandıklarını ihbar edecek polise. Hadi bakalım. Oğlum karıştır. Sen benim kızımı karıştırıyorsun ya. Sen benim kara kuzumu karıştırdın ya. Baba bir şey yap. Tamam Sinan. Tamam sen karışma. Şimdi buraya o polis gelecek Hazım Egemen. Gelecek. Ya baba oğul sizi bu kadınla alıp götürecek ya da Fazilet'in işi bittikten sonra sen polise haber vereceksin. Hangisi? Oğlum. Demek sen Fazilet'in yavrusunu diri diri toprağa gömeceksin. Fazilet seni yakalayamayacak. Ha? Fazilet seni elinden kaçıracak. Şu iki kanun tanımaza kaptıracak ha? Fazilet'in analığını hiçe sayacaksın. Öyle mi Kerim'e? Sen anaysan ben de anayım. Ana mısın sen? Sen analığı bilir misin? Ben seninle sana o analığı öğreteceğim. Deniz! Yapma, bırak! Bırak. Ne tamam? Yapma! Yeter, yapma! Hiçbir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Her şey olması gerektiği gibi. Bir şey yok. Söyleyeceğini söyledin, duyacağını duydun. Yürü. Geç. Hala buradasın. Ufak tefek makyaj işlemleri vardı da. Vay. Lobi küçük ha. Hazır mısın? Hazırım. Sporda aldım dışımı. Neye? Sizin ofiste takılmaya karar verdim biraz. Ne güzel. Hadi o zaman hep beraber. Yolda beni şu kozmetik işleriyle ilgili aydınlatırsınız biraz. Hazan? Gelmiyor musun? Ece ile buluşacağım ben, onu bekliyorum. Ha, belki onu da getirirsin. Görüşürüz. Tam zamanına yetiştim galiba. Sorma, hiçbir şey sorma. Seni o yağlı mı sen?
tutma. Yeter. Şimdi öğrendin mi? Yeter. Şimdi yeter. Öğrendin mi? Ananın yavrusunun Sinan. Ayağına taş da yerdin. Sen git Erdal, her şeyi hazırlasın. Hadi. Öğrendin mi şimdi? Sinan, sen Erdal'ın yanına git. Hazırlıkları yapsın. Hadi. Öğrendin mi şimdi? Yeter. Öğrendin mi? Toprağa yeter götür. Yeter bu kadar. Yetmez. İçim soğumayacak. İçim soğumayacak. Senin etinden et koparsam da içim soğumayacak. Nasıl kıydı benim yavruma dilini mezara gömdün onu? Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Ara. Ara şu adamı. Şu mahallenin çocuğunu ara. Gönder onu hadi. Hadi. Bu kadını ellerine polise vereceksin Hazım Egemen. Ara diyorum polise sana. Polise vereceksin bu kadını. Hemen. Ara. Oğlum Ahmet. Sen git oğlum hadi. Yok Fazilet abla, seni bırakıp gitmem. Oğlum git diyorum işte, bas git hadi. Fazilet abla bir şey mi oldu? Oğlum git diyorum, git. Bir şey olmadı, ben halledeceğim, git hadi. Emin misin? Git diyorsam git Ahmet, git. Allah Allah, git. Senin yavrun benim yavrumu sırtından vuracaktı. Senin kızın bunun oğluyla, benim oğlumun abi dediği o hainle. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorsam doğru söylüyorum Asım Bey. Fazilet her şeyi biliyor. Hadi anlatsana. Sesin soluğun kesildi Fazilet. Hadi anlatsana. Seni var ya seni. Seni ne yaparım biliyor musun ben seni? Ellerimle parçalarım be. Ne diyor bu kadın? Doğru mu söylüyor? Söyle. Hadi söylesene. Avaz avaz bağırsana. Onu kenara çekip de kızımda gözüm var dediğini söylesene. Kızını yüzüne vurduğunu söylesene. Tarafların boşanmayla ilgili son müşterek kararlarını vermeleri için duruşmanın 7 Nisan 2018 tarihine ertelenmesine... Erteleyemezsiniz. Erteleyemezsiniz. Bu kadından beni boşayacaksınız şu an hemen. Gökhan Bey yapmayın. Ne yapmayın Gökhan Bey? Ne yapmayın? Lütfen kendinize gelin, yerinize geçin. Siz kendinize gelin, işinizi yapın önce. Gökhan Bey yapmayın. Ne yapmayın ya? Hakkınızda soruşturma açacağım. Açarsanız açın be. Nereye gidiyorsunuz? Beni boşamak zorunda. Gökhan Bey yapmayın artık. Ya ne yapmayayım ya? Ne yapmayayım? Beni bu kadından boşayacaksın diyorum. Ateşini karına sakla hayatım. Benden boşanacaksın Yasemin. Bugün değilse de yarın boşanacaksın. Bir gün boşanacaksın benden. Senden kurtulacağım Yasemin. Senden kurtulacağım. Bugün değilse yarın. Senden bugün değilse yarın kurtulacağım. Bu son oyundu Yasemin. Nasıl cesaret ettiysen büyük pişman olacaksın. Gökhan Bey bu şekilde yapar. Başlatma şeklini. İşini yap, boşa beni. Ben başından beri biliyordum. Senin kızının da senin oğlunun da niyeti bozduğunu biliyordum. Benim kızımı toprağa gömdüğün yetmedi. Şimdi de iftira mı atıyorsun benim kızıma? Numara yapma Fazilet. Onunla konuştuğunu gözümle gördüm, kulağımla duydum. Yalancı. Yalancı. İftira. Sen kızına sahip çıkamadın. Sus. Sus. Sinan geliyor. Benim oğlum hiçbir şey görmesin. Hiçbir şey bilmesin değil mi? Sen bir tek kendi çocuğunu düşünüyorsun. Ben şimdi senin de oğlunun da. Yeter be. Susun. İkiniz de susun diyorum. Baba. Baba her şey hazır aşağıda. Ne hazır? Ne hazır? Hani polis yok ortada. Ne hazır? Bu kadını polise teslim edeceksin. Nerede polis diyorum sana? Bunlar kim? Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın beni. Bırakın beni. Nereye getiriyorsunuz beni? Bırakın dedim size. Bırakın. Beni bırakın. Bu kadını polise teslim etmem lazım. Bırakın beni. Arabanız lazım bey. Tamam Erdal. Sen arabada bekle beni. Peki efendim. Oğlum. Oğlum. Ben neyi neden yaptığımı... Her şeyi sana anlatacağım al. Sen dur ben her şeyi anlatacağım sana anneciğim tamam mı? Gökhan Bey boşanma davasından çıktınız doğru mu? Nafaka ödeyecek misiniz? Hayatınızda başka biri mi var? Mal paylaşımı nasıl olacak Gökhan Bey? Bakar mısınız kimler buradaymış? Arkadaşlar yani sizce boşanan çiftler böyle adliyeden kol kola mı çıkarlar? Yani ne olur daha mantıklı sorularla gelin. Yani bir karı koca fantezisiydi ama bakın size manşet veriyorum şu anda. Yasemin Gökhan Egemen çiftinin adliye fantezisi. Sinirim ben. Arkadaşlar boşanmadık boşanmayacağız.
Beni dinleyin. Ben bu kadından boşanıyorum. Manşetinize bunu atarsınız. Gökhan Bey, eşinize daha önce de şiddet uyguladınız mı? Nafaka ödeyecek misiniz? Avukat tutmadınız, doğru mu Gökhan Bey? Tek bir şey söyleyeceğim size. Ben bu kadından boşanıyorum. Bu evlilik bitmiştir. Tamam? Mal paylaşımı nasıl olacak Gökhan Bey? Kolay gelsin. Gökhan Bey, başkasınız. Avukat tutmadınız, doğru mu Gökhan Bey? Gökhan Bey, canım. Yasemin Hanım, iyi misiniz? Nasıl hissediyorsunuz? Arkadaşlar, lütfen sakin olun. Ben detaylı açıklamamı sevgili kayınpederimle konuştuktan sonra yapacağım. Tamam? Kayınpederimle konuştuktan sonra. Önemli bir şey yok. Ben seni bırakıp hiçbir yere gidemem anne. Ya sen bana ne yaptığının farkında mısın ha? Ha? Sen benim abimi öldürüyordun ya. Sakın bak, sakın abin değil muhabbetine girme. Gerçekten bak, sabrım taştı benim. Tamam mı? Sen benim sevdiğim kadını öldürecektin ya. Hazan'ı öldürecektin. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Şimdi başımızı belaya mı sokmaya çalışıyorsun? Ya bak. Ben anneme yeni kavuştum. Allah. Bak. Yakalanıp hapse girmeni istemiyorum. Tamam. Ben annesiz kalmak istemiyorum tekrar. Ölürüm de ben seni annesiz bırakmam yavrum. Ya tamam. 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 Bak böyle bütün gün sarılamayız değil mi? Bak. Şimdi adamlar aşağıda seni bekliyor. Tamam. Ama senden bir ricam var. Kimseyi şüphelendirme. Tamam. Adamlarımız güvenilir zaten. Ben seni her gün ziyarete geleceğim, tamam mı? Geleceksin değil mi? Tabii, her zaman. Her zaman geleceğim. Hadi biz de gidelim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bunlar kaçırıyorlar bu kadını. Bitti değil mi baba? Bu kez gerçekten bitti. Sen gidebilirsin Selen. Sıra Fazilet Hanım'da. O zaman sana kolay gelsin. Bana da geçmiş olsun artık. Selen, oğlum. Artık büyükü taşımayacaksın. Bitti. Bitti. Hadi bakalım. Sana diyorum, sana! Çıkar beni buradan! Getirin onu buraya. Sonra da hepiniz gidebilirsiniz. Var olsun götürdüler bak. Ne?
Çek elini. Ben kendim giderim. Çek. Kendim giderim dedim oğlum. Çek. İzbandut gibi. Çek kolumu. Bırak dedim sana. Bırak. Giden gitti Hazım Bey. Giden gittikten sonra fatileti salıvermek kolaydı. Bırak dedim sana. Bırak. Allah Allah. Bırak. Kolay ha. Bak ben sana neler edeceğim Hazım Egemen. Bak ben sana neler edeceğim. Bunu yanına bırakmayacağım. Duydun mu beni? Bunu senin yanına bırakmayacağım. O deli cezasını çekecek. Eğer ben de o mezara diri diri gömülmüş kızın anasıysam... benim gözlerim onun ceza çektiğini görecek efendi. Sen o kadınla ilgili ne hissediyorsan... ben bin mislini hissediyorum Fazilet Hanım. Hadi oradan. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ha? Niye vermedin polise? Gözümün önünde kaçırdın. Bir de mükafat gibi saklayacaksın, besleyeceksin öyle mi? Yahu bu mu senin adaletin ya? Bu mu senin adaletin Hazım Egemen? Ablam öldüğünde o elindeki cinayet delili olan videoyla polise gitmek yerine... bana şantaj yapmak mı senin adalet anlayışın? Ellerim kopsaydı inşallah kesilseydi ellerim. Dilim sökülseydi de yapmasaydın. Aha bak, Allah bana verdi cezasını, çekiyorum. Ama sen ne yaptın? Kabahate kabahat ekledin. Niye salıverdin bu kadını? Hiç kimse o kadının hapisteyken konuşmayacağının garantisini veremezdi. O cezaevindeyken ben onu kontrol edemezdim. Ama şimdi tamamen benim kontrolüm altında. Tabii. Ve sen de bir başkası da bunu engelleyemez. Tabii sırlarım var. Büyük sırların için her şey değil mi? Her şey senin büyük sırların için Hazım Egemen. Benim oğullarım için, çocuklarım için. Belki ben doğru olanı, adil olanı yapmadım. Ama herkes için, hepimiz için en iyi olanı yaptım. Ya benim kızım? Kızın güvende. O deli kadın ölene kadar benim kontrolüm altında kalacak. Eğer benim kızıma... Kızınla, oğlumla, Yağız'la ilgili ne biliyorsun söyle. Birbirimize kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Abla? Abla tamam. Tamam gel yukarı çıkalım, oturalım, konuşalım olur mu? Hı? Çek git. Abla saçmalama. Kaç kez aradım, açmadın. Merak ettiğim için geldim ben buraya. Gidiyorum Ece. Ablacığım. Ablacığım bak sen iyi değilsin. Konuş benimle artık lütfen. Ece gider misin? Abla tamam. Tamam artık sen saklanamıyorsun tamam mı? Boşa çekiyorsun bu acıyı. Boşa susup kovalıyorsun beni. Ben senin neden bu halde olduğunu biliyorum. Hatta seninle daha açık konuşayım. Ben senin kim için bu halde olduğunu biliyorum. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun çünkü yok bir şey Ece, yok. Abla bak böyle yok değil. Yok diyorum Ece, yok bir şey. Abla tamam bak herkes bize bakıyor, eve sen çıkalım. Benim kardeşim misin? Ha? Kardeşim misin benim? Eğer benim kardeşimsen sormayacaksın Ece. Konuş demeyeceksin bana, sormayacaksın. Ablacığım. Bilmeyeceksin Ece. Hiçbir şey bilmeyeceksin, bütün bildiklerini unutacaksın. Eğer sen benim kardeşimsen... Ah be abla. Sen baş edemeyeceksin bu durumla. Ne diyorsun sen Hazım Bey? O ne yaptığını bilmez delinin
İftirasıyla sen bana hesap mı soruyorsun? Yağız'la aranızda böyle bir konuşma geçti mi onu söyle. Cevap ver bana. Bana bak Kazım Egemen. Ben kız anasıyım, kız. Ben kızıma güveniyorum. Ama sen, tamam o deli doğurdu onu. Ama kim yetiştirdi? Kim verdi terbiyesini? Sen oğluna güvenmiyor musun? Ben oğullarıma, hepsine son nefesime kadar güveniyorum. Ha, sen kendi oğluna güveniyorsun. Tövbeler olsun, benim kızıma güvenmiyorsun. Öyle mi? Eğer doğruysa, o kadının ima ettiği tek bir kelime doğruysa, benim oğlum üzülmeden, oğullarım birbirine karşı bir terslik yaşamadan... Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin be adam? Ha? Benim kızım senin Muhittin'in sosyetik kızlarına benzemez. Eğer senin terslik dediğin musibet gerçekleşirse, vallahi de billahi de, kendi doğurduğum demem, ciğerini söker alırım kendi kızımın. Hele bir gerçek olsun o. Hele bir gerçek olsun. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Arkadaşlar, yani sizce boşanan çiftler böyle adliyeden kol kola mı çıkarlar? Arkadaşlar, boşanmadık boşanmayacak. Senden kurtulacağım Yasemin. Kurtulacağım senden Yasemin. Kurtulacağım lan senden. Senden kurtulacağım Yasemin. Yasemin Egemen'den öyle kolay kurtulamazsınız. Oyun yeni başlıyor. Birbirimize kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. İyi misin? Ne düştü? Elimden kaydı, sorun değil. Evet, öpüştük. Annesi de bizi bastı. O kalemi hemen bana vermezsen seni gerçekten mahvederim. Bir sorunumuz var. Bu ambalajlar sıkıntılı, ruhsuz.
Pardon? Ruhsuz derken? Organik iddiasındasınız. Ama ambalajlarınız plastik. Şekil ve içerik. Yeterince açık mı? Ah tatlım benim ya. Yazcığım bak, ambalaj otoritesi sahibi kız arkadaşın neler diyor. Aa, Yaz da yokmuş aramızda. Ne yapalım Farahcığım? Biz konuştuk Yaz'la zaten. O da haberdar durumda. Başlangıçta yaşadığınız bütçesel problemlerden dolayı sample ürünlerle çıkmışsınız. Ondan sonra da gündeminiz değişti. Farah. Bize kahve alır mısın? Karşıdaki dükkandan. Pardon? Espresso. Duble shot. Bizim makinemiz bozulmuştu o yüzden. Makine bozuk falan. Hadi hemen. Patron hemen diyorsa. Teşekkürler. Bana da bir macchiato tatlım. Bol köpüklü olsun. Sanırım konuşmamız gereken şeyler var. Başla. Soruyu alayım. Sizin şu küçük mezarlık maceranızdan önce her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Doğruyu mu söylüyorsun gerçekten? Sinan'la öpüştünüz mü? Selam. Selam. Bir kez duyduğunda inanmıyorsan neden ikinci kez soruyorsun? Sadece cevap ver. Yaz ya, gerçekten cinlerim tepemde. Uğraşma benimle. Sana yeni bir şey sormuyorum. Dürüst müsün, değil misin? Tek sorun bu. Cevap versem sanki inanacaksın. Selam. Hı, bak kim gelmiş. Sor bakalım, sor da cevap versin. Ne soracak? Abin, bizim öpüşüp öpüşmediğimizi merak ediyormuş. Ah kafasız Hazan, ah! Hazım Bey, bu işe bulaşmadan sen taşı önüne koyacaksın Fazilet. Yoksa bu taş senin başına düşecek. Aman diyeyim, aman diyeyim Fazilet, bu taş senin ocağına düşecek. Yaz bunu yapmaz. Kardeşinin başına gelmesine izin vermez. Eğer Aslı varsa izin veremem. Oğullarımın bunu yaşamasına izin vermem. Abla bak, telefonu da kapatmışsın hemen. Dayanamadım, yine seni arıyorum. Aklım da kalbim de sende. Bak bu halin benim bile kalbimi kırıyor artık. Ben senin kalbini düşünüyorum, ne olur böyle yapma ya. Bak herkesten saklan ama kardeşinden saklanma, tamam mı? Lütfen. Geliyorsunuz siz böyle? Anne, sana diyorum. Ne işin vardı Hazım'la? Hadi içeri. Hadi içeri, geç konuşacağız. Ablanı da, o ablanın başındaki belayı da konuşmamız lazım. Yürü. Yürü, yürü. Başından beri biliyordum. Senin kızının da, senin oğlunun da niyeti bozduğunu biliyordum.
Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Abi kardeşe bunu yapamaz. Yapamaz. Bu iş artık raydan çıktı. Senin kalın kafan alıyor mu acaba bunu? Ya anne ben anlamadım şimdi seni birden. Hazım ne alaka? Ya Hazım'ın aklına nereden düştü ki abi? Nereden düştüyse düştü işte. Ama ananın aklına gelen başına geliyor. Sen ona bakacaksın. Yani... Bana gakkuk etme kızım. Bana gakkuk etme. Ne biliyorsan anlat şimdi anana. Ya anne ben ne bileyim yani? Numara yapma bana. Ya ben sana niye numara... Bana numara yapma, gözlerinde belertme. Vallahi oyarım senin gözlerini ha. Ya şimdi anana tek tek her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Ya da o iki akılsız yarın kocana her şeyi anlatmak zorunda kalacak. Sen ne yapıyorsun abi ya? Bu hastanın lafıyla kardeşinin üzerine mi yürüyorsun? Yürüdüğüm falan yok. Hesap da sormuyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Öğrenmek istiyorum çünkü... Çünküsünü ben çok iyi biliyorum zaten. Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Eğer ben Hasan'ı üzersem karşımda abimi değil Yağız'ı bulacaktım. Ama bak ben buldum bile. Sen bu hasta ruhlunun lafına bakıp kardeşine yürüyorsun. Asıl bu kadar rahat oynayabildiğin için hasta olan sensin, tamam mı? Daha fazla kendimi küçültmeden defolup gideceğim. Abinin de neye inanıp neye inanmadığı umurumda bile değil. Sen doğruyu ya da yanlışı benden daha iyi biliyorsun Sinan. İyi defol git. Git yarım kalan tedavini tamamla sen. Bırak şimdi Nil'i, bana cevap ver. Doğruyu mu söylüyor? Doğruyu söylese ne olacak ya? Ha? Doğru söylüyorsa ne olacak? Yani biz işte o gece Ava'da biraz konuştuk Yağız'la. Yani tabii Yağız hiçbir zaman ağzıyla bir şey söylemedi ama... inkar da etmedi yani. Biliyordum ben. Biliyordum. Gözümle gördüm ben, her şeyi ben biliyordum. O buz gibi gözlerin nasıl alev alev baktığını ben gördüm, biliyordum. Biliyordum da. Ah. Anne bak beni zorla konuşturdun, şimdi kendin gaza geliyorsun ya. Yani tamam Yağız'da var bir şeyler tamam ama... yani Yağız kendi elleriyle barıştırdı onları, daha ne yapsın? Gidip de aralarına kara kedi olmadı ki çocuk. Hursuz. Hursuz. Anne. Bak Yağız'ın aşkı zararsız biliyorum. Kız sen aşkın zararsızı ne zaman gördün? Ha? Aşkın zararsız olur mu? Aşkın kendisi zaten safi ziyan. Tepeden tırnağa zarar ziyan. Zararsızmış. Hadi diyelim Yağız efendi. Kendi kendine içten içe yaşadı bu aşk. Karşılıksızken zararsızdı. Şimdi ne olacak? Ha? Ablan? Ablan ne olacak? Bana ondan haber versen. Yok ablam hep büyük konuştu anne. Yani dünyada bir ben kalsam bir o kalsa yine de olmaz dedi. Hem ablamdan boşuna korkuyorsun, kabul etmiyor ki. Daha kalbindekini bile kabul etmiyor, aşığım demiyor anne. Kız aşık ablan, aşık ablanın damarlarında kan akmıyor, aşk akıyor, aşk. Ablası sevmeye utanmıyor da söylemeye utanıyor ablası. Anne bak beni zorla konuşturdun, ağzımı açtığıma pişman etme. Bak şimdi sana yemin veriyorum. İki cihan bir araya da gelse bu uğursuz aşkın geçidi yok. Bu kadar. Olmaz diyorsam olmaz. İşte bu kadar. Olmaz. Of Allah'ım of. Olmaz Allah'ım, olmaz. Olmaz. Of güzel Allah'ım beni. Nasıl kalbini üfleyen sensen. Bunu kalbinden söküp alacak da sensin Allah. Yapma. Kırma bu fazilet kulunu ya Rabbim. Olmaz. O deli karının oğluyla sınama beni ya Rabbim. Tamam kanlar bir değil. Ama kardeşlik bir. Olmaz. Tövbeler olsun, olmaz.
Allah'ım. Kardeşinin sözüne karşı Nil'in sözü. Hadi göster bakalım abiliğini. Konuyu niye çarpıtıyorsun? Benim abiliğimle ne alakası var bunun? Kesinlikle. Sinan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana kardeşlik yapıyorum, sen de bana abilik yap. Soruyu cevabı bırak. Sana abilik yap. Ulan benim bütün hayatım sana abilik yapmakla geçti zaten. İnan bana, borcumu ödüyorum. Ne demek lan bu borç falan? Ne demek bu? Beni pişman etme demek. Sinan ne saçmalıyorsun pişman etme falan? Tamam, geç. Bir dakika, bir dakika, cevap verecek. Ne için pişman edecekmişim seni? Cevap mı istiyorsun? Al sana cevap. Sana abi dediğime beni pişman etme. Anladın? Bu zaman da seni pişman ederim. Sinan! Bir dakika, bir dakika. Ya saçmalamaz mısın artık? Gel buraya, gel. Gel, gel. Ya gel. Tamam, tamam, uzatma. Ne uzatma lan? Ağzından çıkanı duy önce. Abi yeter diyorum bak, yeter. Yeter diyor. Ne yapacaksın? Pişman mı edeceksin beni Sinan? Ya benim üstüme gelme, gelme. Tamam mı? Tamam. Hadi kesin artık, tamam. Sevgilini dinle. Ben kardeşimi dinliyorum. Bana neye pişman olacakmışım onu anlatacak. Hadi! Can. Aç kapıyı! Tamam, uzatma. İn aşağı! Sinan! Buraya gel! Tamam. Tamam, hadi. Aram, gerçekten. Sen gerçekten kendine gelsene artık ya. Bana açıklamasını yapacaktı. Neye pişman olurmuşum onu söyleyecekti. Sen ona ne söyleyeceksin? Farah, lütfen, lütfen. O sana açıklamasını yapacak. Sen ona ne açıklayacaksın ya? Ne açıklayacaksın sen ona? İstediğiniz manşet atın. Ben bu kadından boşanıyorum. Bu evlilik bitmiştir. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Ben resmen şov yapmış. Pes. Dur. Tamam. Geri al. Kayınpederim. Göremedim, ne diyor orada? Selin, kapat şunu. Ben detaylı açıklamamı sevgili kayınpederimle Selin. Bir saniye ya. Tamam. Onun elindeki ne? Kayınpederimle konuştuktan sonra. Kalem. Kalem sallıyor. Anlamazsın. Ne alaka ya? Görmüyor musun kızım? Koca kalem işte sallıyor. Selin. Kapa şunu. Şükriye anneciğim, sen bize biraz izin verir misin acaba? Hayırdır kızım, ne izni? Ya siz şey yapın ya, biraz hava alın, dışarı çıkın, bir şey yapın yani. Mutfağa gidin, kızlarla takılın lütfen. Lütfen! Bu kalem ne ya? Hala kalem diyor ya. Kadın yakama yapışmış, bırakmıyor. Sen hala kalem diyorsun Selin. Yemişim kalemini. Abi, bence Yasemin bir şeye güveniyor. Ne bileyim yani, elinde öyle kalem sallamalar falan. Babama mesaj gönderiyor olabilir mi? Babama ulaşabilsem. Ben göndereceğim mesajı da beyefendiye ulaşamıyoruz ki. Sen niye babamı arıyorsun ki? Babam burada. Geldi mi? Evet. Arabası bahçede. Yani sen istersen git bir bak. Kafamı kaldı bende. Bravo ya. Aynı kalem. Aynı kalem. Nil. 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 Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Nil. Mesajımı alır almaz beni ara. Çok önemli. Aynısıydı. Baba. Babam nerede? Hazım Bey az önce çıktı efendim. Ya arabası burada. Bir ziple aldı. Araziye çıkacakmış. Acil bir işim var dedi.
Erdal. Efendim Azım Bey. Kadını yerleştirdin mi? Evet Azım Bey, sorun yok. Tamam, ben de yoldayım, geliyorum şimdi. Peki efendim, bekliyorum. Bana her şeyi anlatacaksın Kerim'e. Her şeyi anlatacaksın. Sen ne yaptığını farkında mısın? Kardeşin eski sevgilisini öpmüş mü, öpmemiş mi? Üstelik kız da Nil. Ya sen Sinan'ın sözüne karşılık Nil'e mi inanıyorsun? Çünkü ikisini de görüyorum. Görüyorum. Ve etrafımdaki herkes, ama herkes sayesinde... artık gördüğümde tanıdığım tek bir şey var, o da yalan söyleyen birinin gözleri. Ve benim kardeşimin gözleri bugün bana yalan söyledi. Oldu mu? Tamam, Nil'in güvenilmez biri olduğunu ben de biliyorum ama kardeşimi de çok iyi tanıyorum. Gözlerine baktığım zaman bana doğruyu mu yalanı mı söylediğini ben çok iyi fark edebiliyorum. Ya da kendi gözlerine baktığında gördüklerin yüzünden kardeşine değil Nil'e inanmayı tercih ediyorsun. Farah, sakın beni suçlama şimdi. Suçlamıyorum. Ben seni suçlamıyorum. Ama sen kendini suçluyorsun. Bu yüzden de ilk fırsatta Sinan'ı suçlu ilan etmek senin ruhuna iyi geliyor. Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun şu an. Ben arkadaşımı çok iyi tanıyorum Yağız. Ama bu kendini duygularına kaptırmış ve ne yaptığını bile göremeyecek kadar kör olmuş adamı tanımıyorum. Ne dedi sana az önce? Eğer öptüysem ne yapacaksın dedi. Güzel soru Yağız. Söylesene, hadi söyle ya. Ne yapacaksın? Eğer öptüyse ne yapacaksın? Sinan'ın ihaneti senin ihanetinin de mi yolunu açacak? Farah, ağzından çıkanı kulağın duysun. Asla. Ne aklından ne kalbinden böyle bir şeyi asla geçirmem. Bu Allah'ın cezası bir yanlış yapmış olabilir. Ama ben bir yanlış için kendi kardeşime ihanet edecek değilim. Onları ben barıştırdım be. Kendi ellerimle birleştirdim. Sırf kardeşim mutlu olsun diye sevdiğim kızı kendi ellerim... Bütün bunlar o mezarlıktan önceydi değil mi Yağız? Ne zaman itiraf edeceksin? Tamam, sus artık. Susmayacağım. Çünkü farkında değilsin ama artık sen de susmuyorsun. Gözlerinle konuşuyorsun. O ikisini her yan yana gördüğünde gözlerinle konuşuyorsun. Sinan'ı başka bir kadın yüzünden suçlarken gözlerin konuşuyor. Ya sen kimi kandırıyorsun artık ya? Sen kendini kaybettin Yağız. Sen bu kızda kendini kaybettin. Farah, tamam sus. Lütfen sus. Sus. Bana söz verdi. Tamam mı? Hazan'ı bir daha üzmeyeceğine dair söz verdi. Anlaştık mı? Bak sen küçük yaramaz ayağa. Söz vermiş ve sözünü tutmamış. Peki ya sen? Mazeret. Sen annenin toprağına verdiğin sözü tutuyor musun? Bana... Öyle mi tutuyorsun sözünü? Kardeşinin karşısında onun sevdiği kadın için kendini kaybederek mi tutuyorsun sözünü? Ben sadece onu üzmesini istemiyorum. Bırak artık Yağız ya. Üzerse Sinan üzsün onu. Bırak artık sen. Yoksa sen bu kafayla devam edersen eğer... üçünüz de çok üzüleceksiniz. Anne bak, hiç içime sinmiyor. Anlattırdın bana. Şimdi sen daha kötü oldun ya. Bak. Şimdi doğru ablana gideceksin. Sakin sakin konuşacaksın ablanla. Hadi. Ya anne, daha kaç kez söyleyeceğim? Konuşmuyor. Deliriyor, kovalıyor kızı ya. Kız, ben şimdi bir delireceğim. Vallahi bir delireceğim. Bana şimdi bir gelecekler. Göreceksin sen delirmek neymiş. Ya anne, daha bugün yanına gittim. Cinnet geçirdi kız ya. Kız, ben cinnet geçireceğim diyorum sana şimdi. Anan cinnet geçirecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Gideceksin ablana. Gideceksin, oturacaksın, güzel güzel konuşacaksın. Bak, ben bir kere konuştum. Estim, yağdım, gürledim. Ama bir daha konuşmam. Olmaz. Ben bir daha konuşursam ne benim analığım kalır,
ne de onun evrak da kalır orada da. Git konuş, sakin sakin konuş. Uyar şunu. Uyar, cesaretlendirme. Ne cesaretlendirmesi ya? Sen biliyorsun artık ne cesaretlendirmesi. Ben bilmem. Konuşacaksın o ablanla. Aklını başına alsın. Yoksa kocanla beni karşı karşıya getirecek bak. Evlat demem. Vallahi de billahi de alıveririm ayağımın altına. Git konuş. Ece git. Abla aç şu kapıyı. Ece git diyorum. Ben de sana aç şu kapıyı diyorum abla. Eğer karşında Hazım bulmak istemiyorsan aç şu kapıyı. Bak ne diyorum sana. Eğer benimle konuşmazsan Hazım'la konuşmak zorunda kalacaksın ya. Hazım Bey, hoş geldiniz. Yine sana hasretlik düştü be Kerim. Alma. Sen niye geldin? Yarama tuz basmaya mı? Yok. Senin başka bir hesabın var belli. İntikam almaya geldin sen. Benim oğlumu anneni saklayacağım diye kandırdın. Kendi oğlunun acısını çıkartmaya geldin. Tuzak bu Hazım Bey. Tuzak bu. Benim canımı alacaksın. Oğlumu yine annesiz bırakacaksın. Benim burada... Anlat. Bana Yağız'ı ve Hazın'ı anlat. Lütfen sakin olun. Ben detaylı açıklamamı sevgili kayınpederimle konuştuktan sonra yapacağım. Tamam? Kayınpederimle konuştuktan sonra. Bir kurtulamıyorsun değil mi şu kadından? Ezik herif. Ezik. Tamam, iyiyim ben.
İyiyim, sıkıntı yok. Sen hesabı getir sen. Beyefendi, beyefendi cüzdanlar. Ne oldu Hazım Bey? Esip gürlüyordun, sustun. Duydukların ağır mı geldi? Arsız oğlun yüzünü mü kızarttı? Lafına dikkat et. Biliyorum. Sen de oğlumu sırtından vuracaksın. Namussuzluk bile olsa kendi oğlunun arkasında duracaksın. Kes artık. Hakaretlerine de, kehanetlerine de bir son ver. Bana bir baba olarak benim bilmem gerekenleri söyle. Ne gördün, ne duydun söyle. Senin oğlun benim oğlumu sırtından vuracak. Şuramda hissettim. Gözümle de gördüm Hasan Bey. Kanıt. Kanıt. Senin oğlunun o uğursuz gözleri. O mezarda gözünü bile kırpmadan hiçe saydığı canı. Sen ne zannediyordun? Ha? Sözde kardeşinin sevgilisi için mi koşa koşa gitti o mezara? Polis bile çağırmadan, bana bir şey olur diye yanına tek kişi bile almadan ölümüne gözü kara. Sözde kardeşinin sevgilisi için mi kelle koltuktaydı ha? Ben o mezarı nasıl kazdığını gördüm Hazım Bey. Tırnaklarıyla kazdı o toprağı, arkasına bile bakmadı. O toprağın altındakine kavuşmak için sırtını bile kollamadı. Ne diyorsun sen? Çünkü sevdalı senin oğlun, kara sevdalı. O hainin şu kadarcık bile kardeş sevgisi yok içinde. O kızın aşkıyla dolmuş taşmış o hain kalbi. Yeter. Yeter artık. Sana yeter. Senin tarafın belli tabii. Kendi oğlunun tarafını tutuyorsun sen. İstediğin kadar at tut. Oğullarım arasında hiçbir ayrım gözetmiyorum de. O ikisi o kız için kavga ettiğinde benim oğlumun değil kendi oğlunun tarafını tutacaksın sen. Herkes kendi canına yanar Hazım Bey. Herkes kendi canına. Kimse gözünü bile kırpmayacak. Bu kadın dışarıya adımını atmayacak. Emredersiniz efendim. Buyurun. Abla. Abla bak sen konuşmuyorsun ama artık başkaları konuşuyor. Ortada hiçbir şey yokken konuşuyorlar. Annem artık çıldırmak üzere, zapt edemiyorum. Hazım'a ne oldu hiç bilmiyorum. Ama anneme sıkıştırdığını biliyorum. Demek buldular o canavarı. O da doldurdu. Ne dedin duyamadım. Boş yere korkuyorlar. Boş yere. Abla. Bak ortada hiçbir şey yokken sadece size baktıklarında gördükleri şey yüzünden korkuyorlar. Bak yine inkar edeceksin biliyorum ama kendine görebilseydin
Yağız'ın yanında. Dışarıdan nasıl göründüğünü bir görebilseydin. O basket oynadığınız gece mesela. Kendini görebilseydin eğer. Böyle saklanmak için kendini hırpalamazdın. Bak yine bana kızacaksın biliyorum ama ben kimseyi üzmeyeceğim. Ne dedin? Kimse üzülmeyecek. Sonunda. Sonunda itiraf ediyor musun abla? Bana itiraf et diyorsun. Anlat diyorsun. Ama ben kalbimi anlatamam Ece. Ben buna teslim olamam. Bunu kabul edemem. Olmaz. Yanlış. Yasak. O ve ben... kimse bilmeden... kimseyi üzmeden... kırıp dökmeden... sadece benim kalbimde kalsa bile olmaz. Yasak. Biz... onlara kendime biz demem bile yasak. Biz yasağız. Biz demek bile kirli. Benim kalbim kirlendi ama... ben kendimi de, onu da bizimle kirletmeyeceğim. Bu ihanet. İhanetlerin en büyüğü, en ağırı, en acısı sadece elini tuttuğum adama değil. Kendime ihanet. Aklıma, vicdanıma, gururuma ihanet. Anılarıma ihanet. Hayallerime ihanet. Kalbim kopsun gitsin. Bir daha çarpmasın. Dursun. Kalbim bana ihanet etti Ece. Ama ben aklıma, vicdanıma, gururuma ihanet etmeyeceğim. Kalbim cezam oldu. Çok acıtıyor Ece. Kalbim kendi canımı acıtıyor. Onu sevmek gururumu kırıyor. Beni bana kırdırıyor, bir şey anlayabiliyor musun? Kendimi döve döve bitiremiyorum. İçimde kocaman bir kavga. Kimsenin ayıplamasına ihtiyacım yok. Ben her atışında kalbime tükürüyorum zaten. Abla. Senin abla. Elini tuttuğu adamın abisine. Abisine aşık olacak kadar. Ablacığım, bak biliyorum. Bütün aslaları, içindeki bütün aslaları biliyorum. Kendimden biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. Bilmiyorsun ki aşk aslayı sever. Senin bildiklerin umurumda değil. Kendi hislerim de umurumda değil. Ben böyle bir insan değilim Ece. Bu ben değilim. Ne dedim ben sana? Ben ne dedim sana hatırlıyor musun? Dünyada bir o,
Bir ben kalsam olmaz. Olmaz. Ama ne oldu? Kalbim unuttu işte. Sinan beni abisiyle suçlarken bütün ettiğim o büyük büyük lafları kalbim unuttu. Madem kalbim unuttu, o zaman ben de kalbimi unuturum. Ben bu kalbimi unuturum. Ama o ettiğim lafları unutmam edeyim. Kalbim saçmaladı öyle. Kendi kendine saçmaladı işte. Yaz bilse, bilse yüzüme tükürür. Adamın dünyadan haberi yok. Sevgilisiyle annesinin toprağını döktüğü bir aşkı yaşıyor. Ben ne yapıyorum? Kardeşinin sevgilisi, abiye aşık. Aşk daha nasıl kirletilebilir ki? Ablacığım, bir hastalık. Benim kalbim hasta oldu Ece. Hasta oldu. Ama iyileşecek. Benim kalbim iyileşecek. Abla. Ya Yalız'ın kalbine de aynı hastalık bulaştıysa? Kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Beni pişman etme. Sana abi dediğime beni pişman etme. Sinan'ın ihaneti senin ihanetinin de mi yolunu açacak? Sen annenin toprağına verdiğin sözü tutuyor musun? Üçünüz de çok üzüleceksiniz. Söylediklerimin bir anlamı yoktu. Saçmaladım. Ama yine de bana inanmıyorsan... Sana inanmak zorundayım çünkü sen benim kardeşimsin. Ve inanıyorum da. Onu üzmeyeceğine inanıyorum. Mesajı almadın, o kalın kafan mesajı almadın. Tamam o zaman. Biz de mesajı kendi ellerimize götürürüz. Thank you.
istediğin kadar at tut. Onların arasında hiçbir ayrım gözetmiyorum de. O ikisi o kız için birbirine düştüğünde benim oğlumun tarafını değil, kendi oğlunun tarafını tutacaksın. Baba? Hayırdır baba? Baba bize mi geldin? Haberimiz yoktu. Hoş geldin. Saçma sapan konuşuyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor ya. Ya abla ben sadece sana bir soru sordum. Ve sen cevap bile vermeden yine büyük büyük konuşuyorsun ya. Sen ne dediğini gerçekten bilmiyorsun ama Ece. Belki senin de bilmediğin o adam annesinin toprağına anlattığı aşkı tertemiz yaşıyor şu an. Farah'la. Ben ne yapıyorum? Ben kendi kirimin içinde boğuluyorum Ece. O aşkını tertemiz yaşarken ben kendi kirimde boğuluyorum. Ablacığım, ben onun aşkından bahsetmiyorum ya. Sen sadece benim soruma cevap ver. Eğer o da senin gibi olsaydı, ya hissettiklerini hissetseydi. Hatta hissettiklerini senden önce farkına varmış olsaydı. Sen yine de... Ece tamam. Tamam daha fazla utandırma beni. Hiçbir şey karşılıklı falan değil. Ben bu kiri kendime tek başıma bulaştırdım. Ve kimseye bulaştırmadan, kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan tek başıma ben temizleyeceğim yine. Tamam? Ben her zaman senin yanındayım. Kirin pasın umurumda değil. Ben her zaman ablamın, ablamın kalbinin yanındayım ablacığım. Hikayede kalbimden başka kimse kırılmayacak. Kırmayacaksın. E hadi bize geçelim böyle ayaküstü durmayalım ha. Ya adam ayaküstü uğramış işte ısrar etme bence. Ya sen bir şey mi diyeceksin bana? Yok. Hayır. Biraz yorgunum ben. Bugün bütün gün şantiyedeydim de. Çok yorucu bir gündü. Yarın konuşuruz. Ha sen Yağız'la konuşacaksın. Benimle değil yani. İkiniz dedi. Yarın konuşuruz. Baba. Sen iyi misin? Hazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ece. Ya biz de kendi üstümüze alınıyoruz. Babamın niye geldiği belli. Karısını almaya gelmiş işte. Asansör geldi. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Hadi iyi geceler. Size de iyi geceler. İyi geceler baba. Birbirlerinin burada olduklarından haberleri bile yoktu. Çok iyi ya. Şimdi de babamın karısını almaya gelmesinin altını kazıyacağız yani. Bay Holmes buradan nereye varacağız o zaman? Boş ver belki de gerçekten abartıyorum. Bayağı da geç oldu. Ben de ablama... Sanırım annen arıyor. Baksana. Nerede kaldın diyecek, merak etti herhalde. Nasıl olsa gidiyoruz, şarjım da az. Annen seni merak etmiyor Ece. Ablanı merak ediyor. Ve seni buraya niye yolladığını da tahmin edebiliyorum. Ayrıca
Konuyu da tahmin edebiliyorum. Annen biraz daha bekleyecek Ece. Önce biz seninle konuşacağız. İtiraf edeceksin kendine ya. O geceden sonra artık her şeyin senin için daha zor olduğunu ne zaman itiraf edeceksin kendine? Ya kardeşim, hem arabamı batırıyorsun hem de cüzdanım yok diyorsun. Bela mısın gece gece? Arkadaşım, yalı şurası bak. Şu yalıya kadar gitsek ben senin paranı vereceğim zaten. Ya ne yalısı be kardeşim? Ne koltuk kaldı ne döşeme. Ver paramı. Batırdım lan arabamı, batırdım ben. Ya arkadaşım, ben senin arabanı batırmışım, tamam? Batırdım ben senin arabanı. Benim hayatım battı benim. Senin araban batmış çok mu? Hayatım batmış ulan. Benim hayatım batmış. Senin araban batsa ne olur? Benim hayatım batmış. Tamam. Veriyor mu vermiyor mu lan parayı? Yalıya kadar vereceğim. Hala yalı diyor. Ne yalısı lan? Lan! Lan ne oldu? Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Lan bu dolandırıcımsınız lan. Nesiniz lan siz? Oğlum bak ağzına sokarım şimdi bunu ha. Ya kardeşim, sana nereden buralara kadar getirdim adamı? Yalı malı bir şeyler diyor. Ne para veriyor ne bir şey. Taksiciyim abi ben ya. Koltuk moltuk bırakmadı, arabamı da mahvetti.
Tamam kalk artık. Tamam, tamam abi. İyi misin sen? Hayatımı batırdım. Hayatım. Kaç lira borcu olur? 120 lira kardeşim. 120. Batırdım ben, hayatımı batırdım. Hayatımı batırdım ben. Dünya turumu yaptınız. 120 lira. Hayatımı batırdım ben. Al usta. Hayatımı bitirdim. Hayatımı bitirdim ben. Hayatımı batırdım ben. Oh, lan 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 lan! Lan! Ah. Davat. Dikkat. Demek sen benim hayatımı kurtardın ha? Olur abi arada öyle sıkıntı yok. Bundan sonra sen benim için damat değilsin. Sen benim kardeşimsin. Ne diyorlardı sizin o mahallede? Sizin bir jargon var hani böyle. Nasıl? Karşım. Karşım ya. Abi bizim orada öyle bir jargon yok da. Ha sen sevmedin bunu ya. Tamam pardon. Eyvallah. Eyvallah. Kardeşim! Bu adam benim kardeşim. Damat falan değil bu adam. Benim kardeşim bu benim kardeşim. Abi, abi gözünü seveyim. Kardeşim. Çok iyi geldi. Oğlum canı da çorba istemiş belli. Ne iyi oldu ya öyle geldik birden. Çok iyi oldu. Ecem. Sen de içsene bak çok güzel. Ecem. Şu çorbanı bırak da artık bana neler olduğunu anlat. Sen ablanın evine öylesine gitmedin. Değil mi? Bunu gayet iyi biliyoruz ikimiz de. Zaman kazanmaya çalışma. Bana ne bilmem gerekiyorsa anlat. Her şeyi. Hadi ara be kızım, ara be kızım, ara. Ara şu ananı. Allah'ım benim bu kızlarımdan çektiğim nedir ya? Ha? Bu fazilet kulunun niye gülmez kızlarından yana yüz? İyice bak. İyice bak senin kalemimi söyle. Dünden beri o kadın kalemi vermedi diyorum, umursamıyorsun. Şimdi babana sallayınca önemli oldu değil mi Selin Hanım? Yani şu anda bana trip atmana inanamıyorum ya. Ya o kalemin içinde artık ne varsa kadın abime yapıştı diyorum sana. Yeterince destek olsaydın yapışmazdı. Nil, Allah aşkına söyle o kalemin içinde ne var? Bir bilsem içinde ne olduğuna bakamadan aldı Allah'ın cezası. Bir bilsem içinde ne var? Biraz daha hızlı lütfen. Biraz daha. Bilader, bu benim damat var ya, hayatımı kurtardı. Bu benim damat değil artık. Kardeşim o benim. Hayatımı kurtardı, hayatımı canım. Abi seni Allah kurtarsın da. Ulan beni Allah bile kurtarmadı be. Boşanamadım oğlum. Ben boşanamadım lan, ben boşanamadım. Boşanamadım, ben o karıdan boşanamadım. Boşanamadım! Abi tamam, sarı yer duydu ya. Lan sarı yer duysa ne olur? Tüm Türkiye duydu, ben boşanamadım. Boşanamadım. Tamam abi, boşanamadın, gel. Hadi eve gidelim, gözünü seveyim. Bak, bir laf vardır bak. Bu kadın milleti, bak ama benim... Benim kardeşim hariç yani, kız kardeşim hariç. Kadın milleti. Abi tamam. Var öyle yani, öyle bir kadın milleti var. Abi kasma tamam. Benim anladığım kadarıyla
Benim anladığım kadarıyla senin Zevce biraz farklı bir cins. Zevce. Bak, bak ne güzel söyledi ya. Bu benim... Ya işte bu kardeşlik böyle bir şey ya. Bu var ya bu... Aslan bu kesseler acımaz. Zevce ya. Bu benim Zevce bir başka bir çeşit. Bu... buna ne diyor ya? Ne diyordu? Bunun bir adı vardı böyle yılansı. Bu Zevce'nin bu yılansı. Kapıyı açar mısın? Yasemin Hanım kusura bakmayın ama açamam. Eğer bu kapıyı açmazsan ekmeğinden olacaksın ve inan bana seni kovan ben değil kayınpederim olacak. O cadaloz karı Fazilet ne diyor ne diyordu buna ya böyle bir şey taktı bir şey diyordu yılan. Oh. En. O cadalozun sözlüğüne bizim aklımız ermez abi onun kelimeleri bitmez abi. Engerek! Hadi. Aferin. Hop 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 yavaş. Hadi yavaş. Yavaş. Yasemin Hanım. Ne bakıyorsun öyle hortlak görmüş gibi? Kayınpederim nerede? Azim Bey henüz gelmedi. Gökhan Bey de yok. Tamam sen bana bir kahve yap ben onları salonda bekleyeyim. Yasemin Hanım lütfen yapmayın. Yani ben şimdi böyle içeri alırsam sizi... Kahvemi yap. Hı? Yasemin! Tek bir adım daha atarsan seni kendi ellerimle boğarım. Bu evden dışarı atarım tek bir adım. Tek bir adım. Dalga mı geçiyor lan bu bizimle? Ha? Duydum işte gelmiş burada. Çabuk git şunun yanına. Ne yap ne et al şu kalemi ya. Ya sen delirdin mi? Sana gelmiş burada kavga ediyorlar diyorum ya. Şimdi ben aşağı inersem Yasemin de onunla buluştuğumu söylerse benim başıma patlayacak her şey. Hayatta olmaz Yasemin yüzünden başıma belaya sokmam ben. Seni kendi ellerimle boğarım ha. Sen önce o kendi ellerinle kusmuğunu temizle hadi. Arkadaş sen ne cins kadınmışsın harbiden ya. Pardon duyamadım iç güveysi. Lan adamı zor tutuyorum niye bana sataşıyorsun sen şimdi görmüyor musun? Hayret bir şey ya. Bu saatte kim bağırıyor böyle? Canım benim gel. Hadi tuvalete gidelim sonra yatalım hemen tamam mı? Tutma ya. Tutma hadi bakalım ne yapacak. Sen bana bir dokunsana hadi. Aa. Dur, dur, dur. Hayır, olmaz. Dur, olmaz. Ömrüm olmaz. Ne? Dur. Ömrüm. Dur. Dur, ömrüm. Tutma ya, ne yapacak? Hadi, hadi dokunsana sen bana, hadi. Kaç sene yatırım lan ben buna dokunsam, ha? Ulan bak git. Bak git, insanlıktan çıkarma insanoğlu. Git şu evden bak. Git! Çık. Çık hadi, çık. Ne olacak? Hadi bir çıksana ya. Hadi bir çık ya. Hadi sen bana bir dokunu vermeye tenezzül etmediğin nafakanın on mislini nasıl çatır çatır alıyorum bak ben tazminat davasıyla. Hadi. Ulan ben şimdi seni... Ne yapıyorsunuz siz çocuğun önünde?
çocuk. Gözünü seveyim çocuk. Yavrum, heder ettiniz çocuk be. Heder ettiniz. Sen ne yapıyorsun ya? Görmüyor musun çocuğu? Özür dilerim Berkcan. Nasıl bir insansın sen? Ne biçim bir adamsın ya? Gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten ben özür dilerim. Çok özür dilerim. Annesi, hadi al. Annesi, tamam. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey. Hadi gel, gözünü seveyim. Canım. Çıkalım. Hadi götür şunu, götür şunu. Hadi, hadi. Bak, tamam, tamam. Gel bakalım. Bak, 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 bak. Ben... Bak ne diyeceğim sana, ben senin kulağına bir şey söyleyeceğim. Ben seni yarın annene götüreceğim, tamam mı? Söz veriyorum, bak yarın seni annene götüreceğim. Hadi, hadi şimdi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Yatır, yatır üstünü dört güzelce. Git hele kız, mutfağa ne duruyorsun burada? Aman. Niye geldin engereklerin şahı? Ha? Onca derdimin arasında bir sen eksiktin. Ben de bur. Yürü bakayım sen. Nasılsın ya? Yürü. Yürü engereklerin şahı. Yürü bakalım sen bir. Bırak. Dur. Kocanın eli senin de dilin koptu inşallah. Sen yemin mi verdin bu kız çocuğunu ziyan etmeye kız? Ne işin var senin gecenin bu vakti buralarda? Kapa çeneni. O damadın olacak moruğa söyle, onu bekliyorum. Moruk mu? Dağ gibi adama moruk mu diyorsun sen? Hangi yüze geldin sen buraya, bana onu söyle. Yürek yedin de mi geldin? O damadın olacak dağ gibi moruğa söyle, yarın öğlene kadar sesi çıkmazsa benim sesimi bütün Türkiye duyar. Hı? Neyle tehdit ediyorsun sen bakalım benim damadımı? Bir söyle. Ha? Neyle tehdit ediyorsun? O damadın eğer kafayı çalıştırmazsa sen de bütün Türkiye ile birlikte öğrenirsin, tamam mı? Ha bir de bir şey diyeceğim. Akrabana selam söyle. Tabii görürsem. Kimmiş benim akraba? Kimmiş senin akraban? Ne dedi şimdi bu yani? Ne demek istedi yani? Ne ima etti? Aman. Zilet. Onca derdin var şimdi. Bir de bu mendeburla mı uğraşacaksın? Ne dediyse dedi işte. En gerek. Çok yuvarlak cümleler kuruyorsun ağzım. Ya ben tam olarak ablamla ilgili ne merak ettiğini bile anlamadım. Ablanı korumaya çalışmanı anlıyorum. Ama ablanı bu şekilde koruyamazsın Ece. Yanlış. Herkes için, hepsi için yanlış. Ben gerçekten seni anlamıyorum. Yani hepsi için derken... ablam ve Sinan'dan bahsetmiyor musun şu anda? Ece, beni anladığını gayet iyi biliyorum. Ben de seni anlıyorum. Ablanı korumaya çalışıyorsun. Ablamı neden korumaya çalışmalıyım bilmiyorum. Ya Sinan'la aralarında bir takım sorunlar var. Sen de ısrarla bunu söylemeye çalışıyorsun herhalde ama... bu onların sorunu Hazım. Yani annem meraklıdır. Annem her zaman meraklıdır evet ama... ben şu anda neyden bahsettiğini tam olarak anlamadım bile. Ben seni çok iyi anladım Ece. Bütün kalbimle umarım ki... bugün ben bazı şeyleri yanlış anlamışımdır. İşte bu çok kötü oldu.
Nasıl ya? Hadi Gökhan'la Yasemin mi? Ay yoksa biliyor mu? Gökhan'ın babası olduğunu biliyor mu? Zaten. Evet, fark ettim. Ben az önce yaşananlar için ömrümden özür dilemeye geldim. Ya gerek yok zaten. Ömrüm uyudu. Tabii ne kadar korktuğumu tahmin edersiniz. Biliyorum. Ben bana kızgınsın. Ama... Hiçbir neden, hiçbir gerekçe sizin bir kadına el kaldırmanızı açıklayamaz Gökhan Bey. Haklısın. Ömrümle böyle mi bağ kuracaksınız? Ona böyle mi örnek olacaksınız? Haklısın. Çok haklısın. Bak, ben böyle bir adam değilim. Ben içine düştüğü çukurdan kurtulmaya çalışan bir adamım. Pişmanım. Çok pişmanım. Ömrümün o korku dolu bakışları gözümün önünden gitmiyor. İnan bana. Ben o eli aslında kendime kaldırdım. Gerçekten çok pişmanım. Tekrar çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Umarım çocuk bir daha böyle bir şeye şahitlik etmez. Umarım bir daha siz de böyle bir şey yapmaya kalkışmazsınız. Daha fazla saklayamam. Babanın da sorumluluk alma vakti geldi. Geçiyorum bile. İşin peşine Hazım. Ya anne abartma. Peşine düşecek bir iş yok ortada. Kız kendin demedin mi ablam itiraf etti diye? Ya istediği kadar itiraf etsin. Daha kendini yeni itiraf ediyor kız ya. Kız ne yapalım ablan itiraf etti diye ablana madalya mı takıvereyim ben? Ne diyorsun sen? Ya anne boşu boşuna kendini burada yiyip bitirme diyorum sana. Ya ortada olan bir şey yok. Bu sadece kendi işlerinde olan bir şey, anlamıyor musun? Hmm, başlayacağım ben onların içlerine. İçlerine de başlayacağım, dışlarına da başlayacağım. Ya ikisi de birbirlerinden uzak durmak için çırpınıyor. Şu konuştuklarımıza bak ya Rabbim. Vallahi taş yağacak kafamıza. Kafamıza taş yağacak. Anne taş ben falan yağmayacak çünkü hiçbir şey olmayacak. Ya onların kendi hissettikleri şey yüzünden dövünüp duruyorsun burada ya. Kız kıyamet kopacak diyorum sana, kıyamet. Ne, ne kıyameti? Ortada olan biten bir şey yokken kim neyle suçlayacak onları Allah aşkına? Kıyamet onların kendi kalplerinde kopuyor anne, anlamıyor musun? Öyle yalnız, öyle birbirinden habersiz bir aşk ki.
Boşuna korkuyorsun. Kendilerinden başka kimseye zararı yok onların. Birbirlerini birbirlerinden habersiz olarak seviyor onlar. Senin yasak dediğini bırak yaşamayı. Konuşmuyorlar bile. Kendi kalplerinden kaçıyorlar. Birbirlerinden kaçmışlar çok mu? İnsanın kendi kalbinden kaçması ne demek? Kaçan bilir. İçindeki ses her kalp atışında onu fısıldarken onu susmak ne demek? Susan bilir. Boşuna korkuyorsunuz anne. Dokunmayacaklar. Konuşmayacaklar. Birbirlerinden haberleri bile olmadan aynı acıya yanacaklar. Birbirlerini küle çevirdiklerinden haberdar bile olmayacaklar. Aşktan herkesin payına başka bir şeye düşüyor işte. Bazısına kalbine sığar. Sevdiğine dilsiz olmak düşüyor. Bazısı anca içine içine seviyor. Ben başlayacağım şimdi senin o içine içine sevmelerini ha. Yerim ben senin o içine içine sevmelerini. Vallahi bak senin o edepsiz dilini kökünden söker. O akılsız ablanın kuru yasıcak kalbine yapıştırıveririm ha. Ne biçim konuşuyorsun kız sen? Mektepte niye parçalamadın sen bu edebiyatları? Ha? Bak senin o belertkin gözünün yaşına bakmam. Şöyle gözünü söker alırım ha. Anne ne oluyor sana ya? Asıl sana ne oluyor? Sen nasıl konuşuyorsun kızım ananın karşısında böyle? Ha? O yasak aşka metiyeler düzüyorsun. Allah seni tependen vursun inşallah. Sen niye gittin ablanın evine dön? Ha? Böyle cıngıldaklı laflar mı ettin ablana? Onu da mı doldurdun böyle? Ne dolduracağım ya? Konuşturuyor mu sanki kız anne? Ha bir de konuştursa. Tövbeler olsun yarabbim. Allah'ım. Sen benim evlatlarıma boy, poz, göz, söz verdin de bir aklımı eksik gördün yarabbim. Ama baş akılsız benim. Neden? Çünkü seni ablana gönderdim. Aklını başına getirsin diye. Ya ben sus. Sus dedim mi susacaksın. Otur oturduğun yerde. Edebinle de konuş. Olacak duaya amin deme. Tamam mı? Öyle gevşek gevşek konuşmak yok. Ya anne amma abartıyorsun. Ya sanki ablanla Sinan evliler ya. Anan bu edepsizliğe dur diyecek kızım. Dur diyecek. Ya anne Allah aşkına sen insanların kalbine nasıl dur diyeceksin acaba ya? Hmm, görürsün sen nasıl dur diyecekmişim. Hayırlı işler aşkım. İnsanın kendi kalbinden kaçması ne demek? Kaçan bilir. İçindeki ses. Her kalp atışında onu fısıldarken onu susmak ne demek? Susan bilir. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
haline bak. Utanmaz herif. Hadi, hadi, hadi. Günaydın Gökhan Bey. Günaydın. Dün gece siz sızdık. Yani uyuduktan sonra yemek yediğiniz yerden gönderdiler de bunları. Hı. Çocuğa da rezil olduk ya. Damat çıktı mı? Yok, henüz çıkmadı. Yani odasında. Tamam. Sanki inat etmesen de şoför bırakıverse size ha. Zaten dün gece gözümüze uyku girmedi. Gürültüden patırtıdan. Ne yalıymış be, mahalle kavgası mı çıktı dün gece? Korkudan vallahi çıkıp bakamadım ha. He anne, mahalle kavgası çıktı. Aman kavgaları onların olsun. Bak şoförden çekiniyorsan karına söyleyiver. Söylesin kayınbabana, araba mağazası gibi bahçe. Biri gidiyor biri çıkıyor. Koskoca ağzım egemen. Biricik damadının altına bir araba çekemez mi be? Anne. Oğlum bak. Kendine acımıyorsan şu kızcağızı acı. Bacak kadar çocuk sabahın köründe kalkıyor otobüse yetişeceğim diye. Ya anne sen sabah sabah yemin mi ettin beni delirtmeye ya? He? Bana bak kız. Senin yoldan şikayetin mi var? Yani. Ha, bunun da beyni yıkanmış. Bakın otobüsten şikayetiniz varsa gidersiniz mahalleye, tamam mı? Bu da taban vay gider gelir okula. Benim canımı sıkmayın ya. Aman tamam tamam. Sabah sabah delilendi yine. Tam ben ağzımı bile açmadım. Susuyorum. Senin paran var mı abiciğim? Ay Allah'ım cüzdanı unuttum ya. Dur bekle geliyorum. Delilendi yine. Aa. Sana ben içeri gelebilirsin dedim mi? Bir kapıyı tıklatmakla oluyor mu? Kirli sepetini almaya geldim. Nermin çamaşır yıkayacakmış. Sana kirli sepeti yeter mi ya? Sen ortalığı karıştırmadan, ajanlık yapmadan durabiliyor musun? Bana işinde gücünde saf kız ayaklarını yutturamazsın. Senin ne olduğunu, ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Odama nasıl gizlice girdiğini, o ilaçları nasıl o mahalle kızına verdiğini. Hepsini çok iyi biliyorum. Nasıl başıma musallat ettiğini de biliyorum. Ben bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum Selin Hanım. Belki siz de öyle yaparsanız. Bu ne haddini bilmezdik. Sen kiminle böyle imalı imalı konuştun kardeş sanıyorsun ha? Yasin. Sen burada mıydın ya? Bizim Yasin'le ufak bir işimiz vardı Selin. Bak. Dün gece biraz başını ağrıttım senin. Yani normalde ağzımla içerim. Ama işte bölük pörçük hatırlıyorum aslında ama... Gerçekten çok utandım. Kusura bakma olur mu? Yok abi, olur öyle şeyler ya. Sıkıntı yok. Yani şaka değil. Sen olmasan belki de arabanın altında kalacaktım. O yüzden ben sana bir can borçluyum. Yok abi, estağfurullah. Vallahi. Kardeş. Kardeş. Bak kardeş diyorum sana. Laf olsun diye değil. Gerçekten söylüyorum bunu. Biz seninle iyi bir başlangıç yapamadık. Hiçbirimiz yani, malum. Kardeşlerimi bilmem. Ama ben dün geceden sonra seni kardeş bildim. Sen de bunu böyle bil, olur mu? Eyvallah abi. Sağ ol. Ben neler kaçırmışım ya. Duyduklarıma bak. Aramızda. Kurcalama. Yok yani. Kocamla abim kardeş olmuş. Tabii ki kurcalamam. Hayat çok güzel ya.
Değil mi aşkım? Taksi parasını da çakmışız sana. Yok yok abi, öyle bir şey olmadı. Olur mu öyle şey? Yok abi, sen bana kardeşim dediysen oldu bil. Tamam. Ben şu cüzdanı alıp çıkacağım. Senin bu kocan çok iyi adam ha. Öyle. Yasin. Sen iyi misin? Bir sorun mu var? İyiyim. Akşam erken geleceğim, konuşuruz. Tamam. Tamam. Konuşuruz. Oğlum nerede kaldın be? Ağaç oldu çocuk aşağıda, otobüsü kaçıracak. Ya bir sus, bağırma be, geldim. Hadi. Sözde kardeşinin sevgilisi için mi koşa koşa gitti o mezara? Polis bile çağırmadan, bana bir şey olur diye yanına tek kişi bile almadan ölümüne gözü kara. Çünkü sevdalı senin oğlun. Kara sevdalı. Nihayet baba. Nihayet. Dün neredeydin? Bütün gün ne yapıyordun bilmiyorum. Ama ben boşanamadım baba. Ciddi ciddi boşanamadım yani. Ah. Hala soyadımızı taşıyan kadın mahkemedeki şovu. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Ben detaylı açıklamamı sevgili kayınpederimle konuştuktan sonra yapacağım. Tamam? Kayınpederimle konuştuktan sonra. Bu işe dur diyeceksin Fazilet. Dur diyeceksin bu işe. Bu iş böyle olmaz. Allah muhafaza, gönül bu gönülün sağa solu belli olmaz. Mevzu bahis gönülse aklın erdiğine güven olmaz. Büyük oynayacaksın Fazilet. Büyük oynayacaksın. Başka çaren yok. Büyük oynayacaksın. Hadi bakalım. İkinci celsede hallolur. Bu kadar mı? Kısmet ikinci celseye mi yani? Sen o kadının bir şeylere güvendiğinin farkında değil misin baba? Hı? Sen daha birkaç gün önce bana o kadın titreye titreye protokolü imzaladı diye anlatmadın mı? Ne oldu? O protokolü titreyerek imzalayan kadın, korkudan imzalayan kadın dün mahkemede geldi şov yaptı. Yetmedi bir de dün gece evin ortasında ikinci şovunu yaptı. Son çırpınışlar bunlar. Başka ne diyebilirim ki oğlum? Ne diyebilirim? Sen Yasemin'i tanımıyor musun baba? Güvendiği bir şey var. Güvendiği bir şey olmasa yapmaz. Sonra konuşuruz bunları Gökhan, olur mu? Sonra. Sonra mı konuşuruz? Baba bu benim hayatım ya. Bu benim hayatım, hayatım. Bir oyun oynuyor diyorum sana ya. Belki de bu işin içinden sıyrılıp beni yakacak. Bunun bir yolunu buluyor, bilmiyorum. Aa, siz baba o sohbet mi ediyordunuz burada? Biz zaten bitirmiştik. Ben de sizi bekliyordum Fazilet Hanım. Ha. Ben daha bitirmedim baba. Gökhan, sonra konuşalım lütfen. Bizi yalnız bırak. Ben münasebetsiz bir zamanda geldim herhalde Hazım Bey. Yazık. Gökhan Bey de Yasemin için çıldırıyor değil mi? Çıldırır. Anlatmam lazım. Hemen size anlatmam lazım. Dün gece bu eve Yasemin geldi. Gene esti, yağdı, gürledi. Size de bir mesaj gönderdi Hazım Bey. Dedi ki eğer bu öğlene kadar sesi çıkmazsa bütün gazetecilere tek tek... Benim sizinle konuşacaklarımdan daha acil bir şeyim yok şu an. Fazilet Hanım, Ece'yi
kardeşiyle konuşmaya göndermişsiniz. Ben de o sırada Kerime'nin yanındaydım. Bir baba olarak duyduklarım çok zoruma gitti benim. Sizin duyduklarınız baba olarak zorunuza gidiyor. Bir de beni düşünün. Bir kız anası olarak onlar bana nasıl koyar? Ya yani koyardı. Kızıma attıkları iftira doğru olsaydı koyardı. Ama iftira doğru değil. Yalan. Benim kızımın hiçbir kabahati yok. Bütün kabahat senin oğlunda. Benim kızım Sinan'ı seviyor. O deli karının oğlunu değil. Dediğine dikkat et. Yağız benim oğlum. Sinan'ın kalbimde ne kadar yeri varsa Yağız'ın da o kadar var. Bir daha ondan bu şekilde bahsetme. Tamam. Yani nasıl istersen öyle bahsederim. De. Yani niyeti bozuk olan benim kızım değil diyorum işte, senin oğlun. Bundan adım gibi eminim. Çünkü bunların niyeti çok ciddi. Senin oğlun da benim kızım da çok ciddi. Evlenecekler. Diyecektim ki eğer bana bir şey olursa Sinan sana emanet diyecektim. Bizi birbirimize kavuşturduğun için son nefesimde bile sana teşekkür etmek istedim. Yo, ben de aynısını söyleyecektim. Orada bana bir şey olursa sen de kardeşime iyi bak diyecektim. Konuşmamız lazım. Gerçekten önemli. Şaşıracak, ben anlamadım. Çocuk mu bunlara yol? Koskoca insanlar el ele tutuşuyorlar. Hem benim kızım sizin o sosyetik kızlara benzemez. Daha ne zamana kadar gezip tozacak senin oğlunla acaba? Bunlar sizin fikirleriniz Fazilet Hanım. Benim oğlumun bu yaşta evleneceğini ben hiç zannetmiyorum. Güleyim de boşa gitmesin bari. Bunu da karısı 18'lik adam söylüyor. Konuyu çarpıtma. Şu anda oğlumdan bahsediyoruz. Senin oğlun benim kızımın ilk aşkı. Benim kızım nasıl emek verdi senin oğluna biliyor musun? Uslandırdı da getirdi onu hizaya. Şimdi beraber karar verdiler, evlenecekler. Sinan'ın evlenmek istediğini nereden biliyorsun? Kızın mı söyledi? Canım, konuşmuşlardır kendi aralarında. Gençler karar vermişlerdir. Eli kulağındadır. Bugün yarın size de bana da haber verirler. Biz de eşe dosta haber veririz artık. Bunlar sizin kendi yorumlarınız. Eğer oğlum bu konuda ciddi olsaydı herkesten önce benim haberim olurdu. Şimdi böyle ipe sapa gelmez bir şekilde konuyu saptırıp... Sen konuya gel diyorsun yani bana. Değil mi? Konuya gelelim. Konu neydi? Ha, konu... Sizin öz be öz oğlunuzla... O öz olmayan oğlunuzun benim kızıma olan aşkıydı konu. Eğer benim oğlum... Dün benim kıza sıkıştırmışsın sen. Annen gönderdi demişsin. Ablasıyla ilgili ağzına laf almaya kalkmışsın, o da konuşmamış, susmuş. Niye sustu söyleyivereyim mi ben sana? Ablası için susmadı. Senin o üveycik oğlun için sustu. Senin babalığını ayaklar altına sermemek için sustu. Ya. Ece, Yağız'la ilgili ne biliyor? Biliyor işte, her şeyi biliyor. İçini dışını, her şeyini biliyor. Avva'ya gittikleri o gece, senin o aklı karışık, kalbi karışık oğlun benim kızıma aşkını itiraf etmiş. Ya onlar birbirini severken
Bu da bir taraftan gizli gizli benim kızı seviyormuş. Bak 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 bak. Tabii benim kızın hiçbir şeyden haberi yok. Safım benim. Yamukluk benim kıza değil yani anlayacağın. Yamukluk senin o oğlunda. Eğer bu çocukların evliliğine mani olursan bir gün gelecek senin bu evlat dediğin bağrına bastığın çocuk benim kızıma musallat olacak. Çekil önümden. Büyük oynadın Fazilet. Çok büyük oynadın. Çok. Oğuz. Bu yolu var ya bu yolu. Bozdu Oğuz. Beni de bozdu. Çok fena bozdu. Meraklı kokonalar gibi kapı dinlemeye başladım lan. Hayır yakışıyor mu delikanlı adama yani? Yediremiyorum kendime. Gidip diyemedim de yediremedim yani. Kapıda duydum bilmem ne. Oğlum güleceğim geliyor gülemiyorum lan. Duyduğun lafı da nereye çekerse çek yani ha. Sen de haklısın. Ya Oğuz burnumun dibinde bir şeyler dönüyor. Ben yediremiyorum diye hesabını soramıyorum. Kafayı yiyeceğim. Harbiden kafayı yiyeceğim ya. Abi o zaman gideceksin soracaksın arkadaş. Gideceksin soracaksın. Madem yalanın raconu bu. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Oğlum Ece senin yakana yapışmadı mı hastanede? Bu kız dış gebelik diye bağırmadı mı? Ha? Hatta Sevda'yı da şahit gösterdi. Sevda da yalanlamadı mı Ece'yi? Oğlum sen şimdi duyuyorsun Sevda'yı haşlarken karını. İlaç milaç bilmem ne bir şey. Odaya dalıp burada ne oluyor lan diyeceğine. Bir de geliyorsun burada. Ya yok işte kapı dinledim ben öyle acaba delikanlığa yakıştım bilmem ne diyorsun ya. Oğlum kendine gel lan. Ya ben... Sen ne biliyor musun oğlum? Sen tekrar Ece'ye düşmekten tırsıyorsun. Anladın mı? Yoksa bu kadar gözüne gözüne sokulan gerçekler arkanı dönmez. Oğlum kendine gel lan. Kendine gel. Sen burada delikanlılık ayakları yaparken arkanda neler dönüyor belli değil yolda. Ne düşeceğim lan ben Ece'ye? Ha? Ne düşeceğim Ece'ye? Bizde laf ağızdan bir kere çıkar kardeşim. Ece defteri kapandı gitti. Madem bu kadar güveniyorsun kendine. Gider dinlersin o zaman o kapının arkasındaki gerçekleri. Ha? Sende gerçeği göğüsleyecek o yürek yoksa onu bilmem. Sen gazla gazla kardeşini, gazla. Ve sen unutmuşum ben seni uyandırayım. Senin bu kardeşinin yüreğinin kaldıramayacağı gerçek kalmadı Oğuz. Tamam? Kahve isteyen? Efendim? Sen de konuştuğumu sakın Hazan'a çaktırma. Hazan bilmez. Hayırdır? Senin olduğun yerde hayır mı olur? Ben sizi dinliyorum hadi. Sabırla. Ben de seni bekliyorum. Sabırla değil ama. İşini gücünü bırak. Hemen yalının oradaki kapıya gel. Acil. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya? Bir zahmet ayağıma kadar gel de öğren ne oluyoruz. Konuşmamız gereken çok mühim meseleler var. Sinan Efendi. Bekliyorum. Sinan konuşmamız lazım. Benim işim var çıkmam lazım. Bir şey itiraf etmem lazım. Ruh hastası oldum falansa hiç zahmet etmene gerek yok. Ya ben niye uğraşıyorum ki ya? Unut gitsin. Yasemin de ne yapıyorsa yapsın. Şişt. Bir dakika bir dakika. Yasemin'le alaka ne saçmalıyorsun sen? Bunu itiraf ediyorsam sırf o gerizekalı beni kullanmasın diye ediyorum tamam mı?
Ya sen Yasemin'le ne iş çeviriyorsun söylesene bir. Ben... Sinan ben içeriye gizli kamera koymuştum. O da Yasemin'in eline geçti. İçinde de kesin onu ilgilendiren bir şey var. Ne zaman koydun sen o kamerayı? Hatırlamıyorum, bayağı oldu. Ya hatırla. Hatırla. Buraya depoya mallar geldikten önce miydi, sonra mıydı? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Nil, bilmen lazım. Söyle, çok önemli benim için. Galiba tam o gündü. Zaten Hazım Egemen ne düşünürse ailesi için düşünür değil mi? Kendi çocukları yetmez, bastırır parayı, yeni bir tane çocuk daha alır değil mi? Sinan. Hadi cebini uzat baba eline. Allah kahretsin. Hadi baba aç şu telefonu hadi. Sinan, ne oluyor? Aa baba. Hoş geldin. Bir sorunun var baba. Baba. Baba ben hazırım, çıkalım istersen. Babam bana gelmişti galiba. Yok yok, kesinlikle bana geldi. Baba çıkalım, geç kalmayalım. Programımız var bizim. Yasemin. Yasemin Kerime ile ilgili her şeyi öğrenmiş olabilir. Tamam. Öyle olsun bakalım. O zaman bomba patlasın bakalım Hazım Bey. Tam zamanında. İşte ben mükemmel zamanlama diye buna derim. Neredesin? Mesajımı almışsın. Şimdi de adresimi al bak. Ömrüm. Ufaklık. Ben dün gece geldim senin yanına. Ama sen uyuyordun. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeceksiniz. Sevda, lütfen izin ver. Ömrüm beni böyle bir adam olarak anmasını istemiyorum. Siz şimdi böyle pişmanım, çok üzgünüm diyeceksiniz. Her şey de normale dönecek, öyle mi? Yani ömrümle böyle mi bağ kuracaksınız? Ya onu ne kadar önemsediğinizi göstermek mi istiyorsunuz? Peki. Tamam. Canım benim. Hadi sen biraz abiyle oyna, tamam mı? Ben geleceğim yanına hemen.
Siz artık çok oldunuz ama. Ne ömrüm ne de ben bunu daha fazla çekmek zorunda değiliz. Haklısın. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Ama neden böyle davrandın? Asıl ben üzgünüm. Çünkü siz kızınızı hiç hak etmiyorsunuz. Ben kızımı hak etmiyorum. Bir kızın olmadığı için olabilir mi? Ya sen ne utanmaz, ne terbiyesiz bir adamsın ya. Sen ömrümü hak etmiyorsun. Sevda sen iyi misin? Ha? Senin kafa gidik galiba. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen az önce kendi kızından bahsettiğinin farkında mı değilsin? Yeter artık be. Yeter, ömrüm senin kızın diyorum. Senin öz kızın. Pardon. Pardon. Sen hasta falan mısın? Ya ben seni tanımam etmem. Senin kızın benim kızım nasıl olabilir ya? Hasta olan sensin. Hatırladın mı zavallı hasta metresini? Metresim mi? Hasta zavallı metresim ha? Ha benim çocuğum olduğu yetmiyor, sen anneliğimi de inkar ediyorsun. Bravo vallahi. Ne saçmalıyorsun sen ya? Buraya kadar. Bak sen ne kullanıyorsun bilmiyorum. Ama artık bu çocuğun babaya gitme zamanı gelmiş. Ne yüzsüzlük ya, dalga geçiyor bir de. Ya bu kız senin metresinden olan kızın. Sen uçmuşsun. Sen büyük uçmuşsun. Ama ben senin nereye konacağını çok iyi biliyorum Sevda. Geliyorum. Korkma, Adda'ya gideceğiz seninle, tamam mı? Gel. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun çocuğu? Babasının yanına götürüyorum. Yürü. Nasıl mı? Yürü. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz? Gel prenses. Gel. Zıpla. Aferin. Hadi artık bekletme beni, hadi. Sen tekrar Ece'ye düşmekten tırsıyorsun. Yoksa bu kadar gözüne gözüne sokulan gerçekler arkanı dönmez. Oğlum kendine gel lan, kendine gel. Sen burada delikanlı kayakları yaparken arkanda neler dönüyor belli değil yalda. Ne düşeceğim lan Ece? Duymadı. Duysa çünkü duysa sorardı. Duymadı. Şimdi sakin ol. Sağlıklı düşün, tamam mı? Sağlıklı düşün. Kızım. Şöyle senle el ele verip gelin kaynana. He? Alışverişe gitsek diyorum. Ya ben sana kaç defa söyledim. Şu kapıyı çalmadan girme diye. Almıyor mu kafana? Almıyor mu? Anlamıyor musun? Sen artık o mahallende değilsin. Anlamıyor musun? Ha! Yeter be! Sen artık bana çok terbiyesizce davranmaya başladın ha! Çık dışarı.
Çık dışarı, bak zaten sinirlerim tepemde. Bana geliyorlar, bak çık! Kız sen kimi kovuyorsun odandan be? Nankör! Tamam, ben çıkıyorum. Sen burada kal, ben çıkıyorum, tamam! Kız! Edepsiz! Bak, sözlerine dikkat et. Sen benim evimdesin. Başlatma şimdi evinden ha! Şuraya bak be! Sen kime çakı satıyorsun günlerdir be? Ha? Kabahatinle oturacağına! Sana sessiz ol diyorum. Birisi duyacak, duysunlar! Şuraya bak be! Kaynanasın yediği bütün altları sineye çeksin. Gelin hanım yanıya gelince kaynanayı beğenmesin. Sen kime eziyorsun be? Onca zaman, onca kabahatinle idare etmişim. Bir de beni beğenmiyor. Öpüp de başına koyacağına. Kendi marifetlerine bak. Neyse, koridorun ortasında konuşturma beni. Konuş. Sabaha kadar konuş. Böcek ilacıyla bebek düşürtmeye kalkan sen. Diyorum, sana çalışanlar duydum. Duysunlar. Duysunlar da bilsinler. Sen 500 bin diye kafanı duvarlara vururken o beğenmediğin kaynanan kurtardı seni. 500 bin borcum var ve benim bundan haberim yok, öyle mi? Ya kocamın borcunu ödedim dedin. Ne borcundan bahsediyorsun sen ya? Ya kulaklarına duydun, 500 bin dedin ya. Ben olmasaydım sen hapislerde çürüyordun, hapislerde. Tamam, tamam, gel hadi odaya geçelim. Ben senden özür dileyeceğim, tamam mı? Özür dileyeceğim ben senden. Hadi yeter. Yetmez. Yetmez. Sen benim oğlumu dış gebeliğinle kandırdın. Ayakta uyuttun evladımı. Ne oldu sana? Bebeğim, baba. Sonra da güya düşük yaptın boş karnımla. Bebeğimizi kaybettin Yasin. Yasin, ben... Sen katilsin. Eğer şimdi bütün bu duyduklarına, bütün bu gördüklere rağmen bana inanmazsan biz o gömdüğün yerden çıkamayacağız Yasin. Ben ne yaptım? Ağzımı açtım mı? Yüzüne vuracağım ama koluna girdim ben senin. Sen kendi evladına, o kadına. Bakalım Sinan Efendi, gel. Gel de şu işi bir yoluna koyalım seninle. Bak, çok uzun bir gün olacak. O yüzden ne kadar kısa kesersek o kadar iyi. Ne istiyorsun? Ben istemiyorum, sen istiyorsun. Peki. Böyle kelime oyunları falan güzel. Sen söyle bakalım. Ne istiyormuşum ben? Kızımla evlenmek istiyorsun.